Emre Bey, istediğiniz yeni modellerimiz bunlar. Buyurun. Sağ ol Filiz. Biraz sonra toplantıya gireceğim de, girmeden bir bakayım istedim. Hepsinin çizimi bana ait. Bunu da söylersiniz artık toplantıda. Ne gerek var canım? Patron senin stilist olduğunu biliyor zaten. Anneniz birinci hatta efendim. Anne. Hadi ben kaçtım, işim var. Emre oğlum, nasılsın? İyiyim anne. Sen nasılsın? Çok şükür oğlum, iyiyim. Bir arayayım dedim oğlum nasıl, iyi mi diye. Hadi hadi. Ben anladım senin niye aradığını. Yine bir kız buldun değil mi? Oğlum şey... Anne, bunu kaç kere konuştuk? Ben henüz evlenmek istemiyorum. Kızı görünce kararın değişir, merak etme. Anne, biraz sonra toplantım var. Tamam, akşam konuşuruz. Bir haber vereyim dedim. Yarın akşam için kimseye söz verme. Tamam, görüşürüz. Kızı daha önce gördün mü? Gördüm tabii. Nezaket Hanım resim bıraktı ya. Ben niye görmedim o resmi? Canım, unutmuşum heyecandan. Sonra gerçeğini göreceksin nasıl olsa. Olsun. Önce resmine bakayım. Aa, Osman Bey. Pencereden bir gören olsa ne der? Kim görecek canım bizi? Aklına koyma bir şeyi. Hanım bir kıza benziyor. Ben beğendim. Sen? Beğendiğim belli olmuyor mu? Her şeyi bir yana bıraktım, tanışmaya geldim. Hı hı. Emre de beğenir inşallah. 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 Peki kız bizim niye geldiğimizi biliyor mu? Olur mu öyle şey canım? Tansiyonuma baktıracağım. Nezaketle de tesadüfen karşılaşacağım. Hı, anladım. Geçiyorduk, uğradık numarası. Hadi. Hadi bakalım. Ayşe Hanım, makineyi doğru çalıştırmamışsınız. O yüzden de düzgün dikilmemiş. Lütfen dikkat edelim. Haklısınız. Ben buraya not alıyorum. Haklısınız. Ben arkadaşlara haber vereyim, ayarlasınlar. Toplantı nasıl geçti? İyi. Annem niye aramış? Yine bana bir kız bulmuş. Kaç defa söyledim, vazgeçmedi bu işlerden. İyi işte. Daha ne istiyorsun? Hazır kız. Zaten benim sevdiğim biri var. Bunu onlara nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. İstersen iş çıkışı biraz konuşalım. Vallahi iyi olur. Ben annemler kızım birine söz vermeden bunu onlara açıklamalıyım. Hadi. Çok geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize. Yüksek tansiyon sinirlenmeye gelmez. Sağ ol kızım. Kolay gelsin. Hadi yavrum, görüşürüz. İyi çalışmalar kızım. Sağ olun. Nezaket maşallah. Kız şu ana kadar gördüklerimin en iyisi. Allah bağışlasın. Bence tamamdır. Bence de. Emre'nin de hayır diyeceğini sanmıyorum. Ben onun neyi beğenip neyi hayır diyeceğini gayet iyi bilirim. O kadar emin olmayın. Bence bu konu farklı. Değil Nezaket. Emre bizim onayladığımızı onaylar. Sen merak etme. İnşallah. Sonra bir pürüz çıkmasın da. Çıkmaz, çıkmaz. Kız yarın akşam müsait mi? Nöbeti falan yok değil mi? Yok yok, müsaittir herhalde. İyi, tamam o zaman. Tamam. Sana söz veriyorum aşkım. Bu gece konuşacağım annemlerle, tamam mı? Tamam, sana güveniyorum. Ama seni kabul etmeleri çok zor olacak. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sana bol şans. Sağ ol. En fazla bir saat dedi ama neredeyse iki saat oldu. Bir arasak mı acaba? Gelir şimdi. Arayınca alınıyor ya beyefendi. Canım, bu akşam başka. Onunla konuşacaklarımız var. Daha müjde vereceğiz. Geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. İyi evlat lafın üstüne gelirmiş. Anam, cımartma şunu. Siz niye yemediniz yemeğinizi? Ben geç geleceğimi söylemiştim. Başka akşam olsa yerdik de bu akşam beraber yememiz lazım. Niyeymiş o? Çünkü sana bir kız buldum. Hemşire.
Baban da ben de çok beğendik. Çok güzel. Size bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Nasıl yani? Evleneceğim kıza ben karar veririm dedim ama size dinletemedim. Siz hep kendi bildiğinizi yapıp sağda solda kız aradınız. Bugün yine birine baktınız ve şimdi beğendiğinizi söylüyorsunuz. Ama o sizin beğendiğiniz kız, benim değil. Hem bu devirde böyle şeyler kaldı mı artık? Ama biz ne yaptıysak senin mutluluğun için yaptık oğlum. Anne, ben kendi kararlarımı verebilecek yaştayım. Ve ben kararımı verdim zaten. Başka birini seviyorum. Peki, kimmiş bu kız? İş yerinde stilistlik yapıyor. Adı Filiz. Peki oğlum. Sen nasıl istersen öyle olsun. İşte böyle nezaket. Şoktayız vallahi. Osman Bey de mahvoldu. Ben dün dedim size ama... Nereden bilebilirdik nezaket? Bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı ki. Yeğenini de çok beğenmiştim halbuki. Neyse. Bu işlerde nasipten ötesi olmaz. Hayırlısı böyleymiş. Tebrik ederim seni. Beklediğimden daha cesur çıktın. Çok üzüldüler ama... Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorlar. Ben de öyle. Ama senden bir ricam var Filiz. Söyle bakalım. Akşam yemekte biraz dikkatli olur musun? Yani? Yani davranış olarak. Konuştuğun mevzularda falan. Kusura bakma Emre. Ben neysem oyum. Onlar da böyle bilsinler. Rol yapamam ben. Şükran Hanım, bu kadar hüzünlü olma. Belki seversin kızı. Pek sanmıyorum Osman Bey. Hayırlısı bakalım. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Filiz, annem. Memnun oldum. Babam. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hadi buyurun, masaya geçelim. Buyur. Buyurun. Buyurun. Hepsini siz mi yaptınız? Evet, ben yaptım. Bravo vallahi. Ben hiç anlamam yemek yapmaktan. Hiç mi? O kadar değil canım. Yumurta kırarım. Makarna falan yaparım yani. Ama çok mecbur kalırsam. Evde yemek kokusunu pek sevmem de. Sizin evde yemek yapılmıyor mu evladım? Genelde dışarıda yeriz. Bir tek kahvaltı evde. Ama ben onu da yapmam. Çok güzelmiş. Ne çorbası bu? Tarhana. Daha önce yemedin mi? Bilmem, yemedim herhalde.
Kızım, anne babanız nasıl? İyiler. Babam bar işletiyor. Annem de kuaför salonu. Biz pek bir araya gelemeyiz sizin gibi. Herkes kendi hayatını yaşar. Hadi çorbanı bitir. Konuşmaktan bitiremedin. Afiyet olsun. Elinize sağlık anne. Anne, bunu da al. Sigara içmemin bir mahsuru var mı? Bahçede içsen daha iyi olur. Bu soğukta. O zaman gel benim odamda iç. Çay demlemiştim. Benimki kupada olursa iyi olur. Küçük bardakta içemiyorum da. Osman Bey, biz ne yapacağız? Nasıl bir şey bu böyle? Sakin ol. Emre ile oturur konuşuruz. Kız gider gitmez konuşalım. Yoksa benim bu gece gözüme uyku girmez. Evimizi beğendin mi kızım? Beğendim ama biraz eski galiba. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Sağ ol anne. Afiyet olsun. Kızım, evlenmek istediğine göre teyzin hazır olsa gerek. İlahi Şükran teyze, hangi devirde yaşıyoruz? Ne teyzi? Ben bıraksaydım seni. Taksiyle giderim, sağ ol. Peki. İyi geceler kızım. Hayırlı geceler. Size de. Ben memnun oldum sizlerle tanışmaktan. Biz de. İyi geceler Emre. İyi geceler. Hiç de memnun olmadık aslında. Ne demek bu şimdi? Şu demek o. Bu kızın bizim hayatımızla bir tane bile benzer yanı yok. Alışır sonra, ne var bunda? Çok şey var oğlum. Ne terbiye var, ne saygı var. Yemek bilmiyor, adap bilmiyor. Bundan eş olur mu? Bence olur. Oğlum, sen aşık olduğun için bizim gördüklerimizi görecek durumda değilsin. Sonra mutsuz olursun. Biz de üzülürüz. Benim için problem yok baba. Filiz'le evleneceğim. Osman Bey. Ben kötü oluyorum. Şükran Hanım, sakin ol. Tansiyonun çıkacak. O kız bu eve gelin gelmemeli Osman Bey. Emre, dün gece ailenle tanışma olayını annemlere anlattım. Sonra da biraz konuştuk. Biz de konuştuk. Annemler birkaç gün içinde nişan yapın. Uzatmak uğursuzluk getirir dediler. Sizinkiler ne dedi? Bizimkiler de acele etmemize gerek olmadığını söyledi. Ama aşkım,
Annemler nişan günü için benden haber bekliyorlar bugün. Tamam, tamam. Bir düşünelim. Biz nerede hata yaptık Osman Bey? Böyle şeyler başkalarının başına gelince bile üzülen bir insandım ben. Ne yapacağız şimdi? Aklıma bir şey gelmiyor ama... Biz hata yapmadık Şükran Hanım. Emre de yaptığı hatadan geri dönecektir elbet. İyi akşamlar anne. İyi akşamlar. Hayırdır? Yüzünde güller açıyor bakıyorum. Çünkü nişanlanıyorum. Aa, kiminle? Emre'yle. Hani iş yerinde bir mühendis vardı ya onunla. Hani ailesi köylü falan diyordun o mu? Ailesinden bana ne anne? Ben Emre'yi seviyorum. Ve onunla yaşayacağım. Hakkınızı ne yapsam ödeyemem. Ama ben Filiz'i seviyorum. O size biraz aykırı gelebilir. Ama öğreten olmamış. Bilmiyor ki yapsın. Ne diyorsun Şükran Hanım? Tamam oğlum. Ama biz bunu... sırf sen istiyorsun diye kabul edeceğiz. Haberin olsun. Ama şunu da söylemeyi unutma. Belki de ilk önce söylemen gerekirdi. Neyi baba? Uzun bir süre beraber yaşayacağımızı. Söylemedim ama... sorun çıkmaz herhalde. Filiz'cim ne kadar çok şey hazırlamışsınız. Zahmet olmuş. Hazırlanması gereken şeyler. Evet, evet. Nasılsınız? Merhaba, merhaba. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aman efendim, hoş geldiniz, hoş merhaba. Geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çocuksunuz. Ablaları da görebilseydi keşke Emre'nin nişanını. Çok istiyorlardı. Yavaş yavaş çocuklar. Sadece istemekle olmuyor. Kimse öyle çocuk mi getirmesin denilince. Hiçbiri gelemez. İyisiniz inşallah. İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Kocanız nerede? Onun işleri mali, biliyorsunuz. Toplantıdan toplantıya koşuştu. Bundan güzel şey olur mu canım? Şimdi kendi gençliğim geldi gözümün. Yüzükleri takma vakti geldi. Hemen vereyim çantamda. Beyefendiyi göremedim. Onun bir iş toplantısı vardı. Ankara'ya gitti. Ama kızının nişanı. Onun için bu gecenin herhangi bir geceden farkı yok. Hem alt tarafı bir nişan canım. Buyur. Kim takıyor yüzükleri? Hangi semtleri bakacağız düşünmüş müyüm? Ben taksam yeterli olur. Emre siz takın. Ben de Filiz'e takayım. Bakın, ben her şeye rağmen size kızımı veriyorum. Sesinizi bile çıkarmamanız lazım. Bu akşam aradaki uçurumun iyice farkına varmışsınızdır sanırım. Ama sonuçta biz anne babayız. Sizi ön plana çıkarıp kendimle alay ettiremem. Kusura bakmayın. Niye alay etsinler ki? Arkadaşlarım sizi hizmetçi ve bahçıvan zannetmiş. Herhalde bunu fark ettiniz. Fark ettik, merak etmeyin. Daha düzgün bir şeyler giyseydiniz belki olabilirdi ama... Neyse, önemli değil o zaman. Yeter ki tatsızlık çıkmasın. Ha şöyle. Yasemin, al tepsiyi gel. Thank you.
Sence düğün için neden bu kadar ısrar ettiler? Bilmem, vardır bir sebebi. Kız tarafı aceleci olunca insanın aklına pek iyi şeyler gelmiyor. Gelsin gelmesin. Artık geriye dönüş yok Şükran Hanım. Başa gelen çekilecek. Geldiler. Merhaba kızım. Merhaba. Nasılsın kızım? İyidir. Nişan fotoğrafları çok güzel çıkmış, onlara bakıyordum. Bakmak ister misiniz? Sonra bakarız kızım. Zaten biz yokuz o fotoğraflarda. Bir şey mi dediniz? Yok kızım, bir şey demedim. Anne, nereye gidiyoruz şimdi? Yatak odası takımı bakacağız. Perdesi, halısı filan işte. Nasıl yani? Koskoca eve sadece yatak odası takımı mı alacağız? Kızım, uzun bir süre aynı evde yaşayacağız ya. Evimizde her şey var. Bunu söylemedi mi Emre sana? Söylemedi. Yani ayrı ev tutulmayacak, öyle mi? Şu an tutacak durumumuz yok kızım. Belki daha sonra. Ben bunu kabul edemem. Filiz, saçmalama. Başka çaremiz yok kızım. Biz de isterdik sizi ayrı eve çıkarmak ama... İneceğim ben. Alışveriş falan yapmıyorum. Tamam, in o zaman. Emre oğlum, ne yapıyorsun? Olur, olur sana Emre. Oh be, bu ne ya? Baba sen de pat diye söyledin. Ben onu alıştıra alıştıra söyleyecektim. Ben söylediğini düşünerek söyledim neyse, evladım. Neyse. Tamam, zaten istemiyordunuz. İstediğiniz oldu işte. Dün baban birden öyle söyleyince... Çok sinirlendim. Ben rahat yaşamaya alışmış bir insanım. Ama yine de benim için sevmediğin şeylere katlanman gerekmez miydi? Ben de onu söylemek istiyorum zaten. Madem durumunuz yok ve beraber yaşama olayı da geçici, o zaman sorun yok. Teşekkür ederim. O zaman anneme haber vereyim. Alışverişe kaldığımız yerden devam edin. Ben de hemen davetiyeleri bastırayım. Salon için de halı almamız lazım. Salonda halı var kızım. Desenleri kilim gibi, çok demode. Misafirlerim falan gelir rezil olurum. Daha geçen yıl aldık onları. Yepyeni halı, durduk yerde masraf etmeyelim. Neden hep sizin dediğiniz yapılıyor? Kaynanalık mı yapmak istiyorsun? Ne münasebet canım? Ne demek bu şimdi? Anlamadım zannediyorsun ama ben anladım. Surat yapmalar, sessiz kalmalar. Sonra aradan çekilmeler falan. Aslında bütün hinlikler sende. Ben bunları hak edecek bir şey yapmadım. Sen alışverişine devam et kız. Efendim? Alışverişiniz bitince sinemaya gidelim mi? Vallahi çok iyi olur. Tamam, anneme selam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu kadar şey alacağınızı bilseydim ben de gelirdim. Oh, ben de bilmiyordum ki. Gelin sağ olsun. Sen tamir ettin mi? Ettim. Sen yine sararmışsın sanki. Ay. Bu aralar biraz yıprattık ya kendimizi. Tansiyonun da dengesi bozuldu bizim gibi. Bir artıyor, bir normalleşiyor. Hı hı. Hadi dinlen biraz. Düzelir inşallah. Tansiyonun düşmezse gider köşedeki eczaneye baktırırız. Şükran Hanım. Şükran iyi misin? Aç gözlerini Şükran. Cevap ver. İyi misin? Aç gözlerini.
Osman amca, geçmiş olsun. Sağ ol kızım. Durumu nasıl? Hala yoğun bakımda. Bir gelişme olursa haber veririm. Peki kızım. Sağ ol kızım. Sağ ol. Baba. Oğlum. Baba durumu nasıl? Yoğun bakımda ol. Bekliyorum işte. Geçmiş olsun efendim. Sağ ol kızım. Nasıl oldu baba? Ne dedi doktorlar? Sinirleri yıpranmış. Bu da tansiyonunu tetiklemiş. Ha? Osman amca. Yoksa... Şükran Hanım'ı kaybettik. Başınız sağ olsun. Kayınpeder enteresan bir adam. Annemin cenazesine bile gelmedi. Bugün bir arada onlara gidelim. Düğünü erteleyelim. Herhalde baba. Bu durumda düğün yapılır mı? Zavallı anne. Annenin hayattaki en büyük arzusu senin mürüvvetini görmekti. Ama ömrü vefa etmedi. Sizi anlıyorum. Şükran Hanım'a da çok üzüldüm. Ama ne yapalım? Hayat devam ediyor. Yani düğün yapılacak mı diyorsunuz? Herhalde beyefendi. Düğün yeri rezerve edilmiş. Davetiyeler dağıtılmış. Sonra ne derler? Aa. Nasıl olur Selma Hanım? Daha bizim acımız taze. Asıl düğün olursa el alem ne der? Bu çocuk annesine mi üzülsün? Evlendiğine mi sevinsin? Hiçbir şey anlayamaz. Bir süre bekleyelim. Hele bir kendimize gelelim. Ölenle ölünmüyor beyefendi. Emre eğitimli ve anlayışlı bir çocuk. Ne yapalım? Onun kaderi de böyleymiş. Oğlum, sen bir şey demeyecek misin? Annemin en büyük hayali benim mürüvvetimi görmekti baba. Çerçeveyi annem almıştı. Mürüvvetini görünce lazım olacak diye. Ama göremedi ne yazık ki. Tamam aşkım ya, yeter. Balayında mıyız, yaz mı tutuyoruz belli değil. Balayındayız hayatım. Ben pek fark edemiyorum da. Öyle mi?
arkasından ağlamayacak. Sen beni ağlattın. Beni bırak. Ben sensiz hiçbir şey düşünmem. En mutlu bir yerim geçirdim bu eve. Yanlış anlama canım ama babam biraz tuhaf. Nasıl yani? Yaptığım hiçbir yemeği beğenmiyor. Babam yemek seçmez ki. Belki senin yemeklerine alışamamıştır. Daha yeni öğreniyorsun ya ondan. Canım ben nereden bileyim evlenince ev hanımı olacağımı? Neyse. Hadi ben kaçtım. Uzun zamandır arkadaşlarla görüşememiştik. Kızım, biraz kısar mısın şunu? Ne diyorsun? Sesini diyorum, biraz kısar mısın? Ben böyle seviyorum. Tamam kızım, kızma. Şey, yemek... Biz yedik, masayı toplamadım daha. Masada kalanlar yeter sana. Peki kızım. Diğer kanalda haberler başladı kızım. Ben haber izlemem. Ben izlerim. Daha doğrusu izlerdim. Bu bölümü kaçırırsam sonrasından bir şey anlamam. Kusura bakma. Tamam kızım. Sen bilirsin. Reklam arasında ellerimi yıkayayım. Ben bunu. Neyi kızım? Yine banyodaki paspası ıslatmıştın. Abdest almıştım kızım. Artık dayanamıyorum Emre. Yemek yerken ağzını şapırdatıyor. Televizyon izletmiyor. Her şeyi döküp saçıyor. Ben bu kadarını kaldıramam. Sen de biliyorsun ben titiz bir insanım. Ama ne yapabiliriz hayatım? Yaşlılık işte. Yaşlanınca biz de öyle olacağız. Belki biz de evladımızın yanında kalmaya mecbur olabiliriz. Biraz anlayış. Onu yaşlanınca düşünürüz. Şimdi bir çözüm bulman lazım. Ben...
Ben senin için bir fedakarlık yaptım. Şimdi sıra sende. Haklısın. Ama ben bunu babama nasıl söylerim Filiz? Baba günaydın. Kahvaltı etmeden mi gideceksin işe? Evet. Filiz uyanmadı daha. Vaktin varsa gel 5 dakika konuşalım seninle. Otur. Olur. Buyur baba. Dün gece aklıma bir fikir geldi. Ben Filiz'i biraz rahatsız ediyorum galiba. Sürekli burada kalmam haksızlık. Rahatsızlık değil de alışamadı galiba baba. Peki ne yapacaksın? Sırayla ablalarını dolaşacağım. Bir evladıma 3 ayda bir sıra gelecek. Böylece hiç kimse sıkılmayacak. Sen bilirsin. Ama benim gönlüm hep burada kalmandan yana. Enişteleri biliyorsun. Sen oralarda çok kalamazsın. Ama mecburum buna. Sen ablalarını bugün bir arada haberdar et. Ama mecburuz abla. Babam böyle istiyor. Yoksa benim yuvam dağılacak. Sen de ikna ediver eniştemi. Hem çocuklar da sevinir. Onları okula falan götürür getirir. Yani buraya 3 ayda bir geleceğim. Vallahi yanlış anlamayın ama sizin için çok iyi olur. Hem değişiklik iyi gelir. Burada hep aynı şeyler. İyi düşünmüşsünüz gerçekten. Babamdan ses soluk çıkmadı. Bir hafta oldu mu? Oldu. Ama ne iyi etti değil mi? Birbirimize ne güzel zaman ayırıyoruz. Evet. Babam çok anlayışlı bir adamdır. Öyle gerçekten. Çok kibar bir adam. Kim olabilir bu saatte? Bilmem. Bak bakalım. Baba. Niye haber vermedin baba? Veremedim oğlum. Kusura bakmayın, gecenizi böldüm galiba. Önemli değil. Ne oldu baba? Ablanlar benim yüzümden tartışıp birbirlerine küstüler. Ben de artık orada kalamayacağım için buraya geldim. Zaten enişten de istemiyordu. Yani artık tamamen burada kalacaksınız. Ben bu hayata daha fazla katlanamam. Sonra seninle de problem yaşamaya başlarız ve biter. En iyisi bu raddeyi gelmeden bitirmek. Dur Filiz. Bak sakin ol biraz. Filiz, bir çözüm buluruz. Ne bitmesi? Daha bebeğimiz olacak. Onu seveceğiz. Bunu babam da çok istiyor. Belki o zaman davranışları farklı olur. Çünkü torununun annesi olacaksın. Babam bu evden gitmeden bebek filan doğuramam ben. Şu hale bak ya. En güzel günlerimi nasıl geçiriyorum? Tamam hayatım. Bak üzme kendini. Ben konuşurum babamla. Belki huzur evi falan bakarız. Duyuyor musun Şükran Hanım? Kendi evimizde huzur yok artık. Huzuru başka yerde arayacağız.
Ben 4 evlat büyüttüm. Ama hiçbirinin yanına sığamadım. Her geçen gün daha çok dua ediyorum. Sana kavuşmak için. Babam bu saate kadar uyumazdı ama. Baba. Baba nereye gittin? Sen de beni terk ettin. Hepsi benim yüzümden. Seni dinlemeliydim. Annem de benim yüzümden öldü. Hastanelerde yok. Az önce resmini bıraktım karakola kayıp talimatı verilmesi için. Size filan gelirse beni haberdar edin abla, tamam mı? Şimdi huzur evlerine bakmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Madem kimseniz yok, Bağkur maaşınız da var, hemen kaydınızı yapalım. Evet, kimsem yok. Hemen kalmaya başlayabilirim. Hı hı. Peki o zaman. Kalamazsın kızım. Neden? Çünkü ben kendime kızı kocadan geri gelmiş kadın dedirtmem. Ağızlara sakız olamam bu yaştan sonra. Anne sen neler söylüyorsun? Sadece gerçeği. Bu evliliği sen istedin. Sonuçlarına da katlanacaksın. Hadi bakalım, hadi evine dönüyorsun. Anne sen iyi misin? Gece geldiğimde bağrına basıyordun. Şimdi beni kovuyorsun. Ne oldu sana? Bir şey olduğu yok. Var anne. Sen bunları söyleyecek kadın değilsin. Bilmediğin bir şey mi var? Anne lütfen. Sabah sen uyanmadan telefon çaldı. Kim bu sabahın köründe? Efendim. Selma Hanım, hayırlı sabahlar. Siz de kimsiniz? Ben Osman. Emre'nin babası. Rahatsız etmek zorunda kaldım bu saatte. Kusura bakmayın. Sizden bir ricam var. Buyurun. Filiz Emre'yi benim yüzümden terk etti. Ve haksız da sayılmaz. Yeni evli insanların yanında kalmamam lazımdı.
Ama artık başka yerde kalmaya başlayacağım. Sizden ricam, Filiz'le konuşun. Emre'ye geri dönsün. Benim yüzümden yuva dağılmasın. Her ikisinin de mutsuz olmasını istemem. Lütfen, benim için bunu yapın Selma Hanım. Şarjım her an bitebilir. Tamam Osman Bey, ben konuşurum onunla. Peki siz nerede... Alo diye soramadan şarjı bitti. Nerede kaldığını öğrenemedim. Peki baştan bunu niye anlatmadın? Ben kızımı tanırım. Direkt bunu anlatsaydım gitmezdin evden. Ama ben istemiyor olunca giderdin. Şimdi her şeyi daha iyi anladım. Emre babasını aradığı için beni arayamadı. Bence de. Vallahi ne diyeyim kızım. Osman Bey mükemmel bir baba. Anne ben öyle bir insanın kıymetini bilemedim. Benim yüzümden evi terk etti. Ama yine beni düşünüyor. Ben bakarım. Filiz. Daha bugün gelmişti. Çok bitkin haldeydi. Sizce neyi var doktor? Nefes alıp vermesi düzensiz. Hı hı. Kesin bir tanı koymak için henüz erken. En iyisi hastaneye götürelim. Zavallı adam. Kimsesi de yokmuş. Çok çabuk anladım. Nerede kaldığını söyleyememiş öyle mi? Evet. Ona bir şey olursa kendimi hiçbir zaman affetmem. Muhtemelen konuştuklarımızı duydu. Yoksa çekip gitmezdi. Eğer konuştuklarımızı duyduysa onu sevindirebiliriz. Hele sağ salim bir bulalım da. O zaman müjdemizi de veririz. Ne müjdesi? Torun. Hem de en kısa zamanda. Torun. Hastanın ismi nedir? Osman Karataş. Aa evet. Eşini kaybetmişti bir ay önce. Oğlu nerede? Oğlu mu? Hı hı. Ona kimsem yok dedi. Ben bir oğlu var biliyorum. Hemen ulaşmaya çalışayım. Allah Allah. Alo? Efendim? Evet. Bir saniye. Kim? Hastaneden arıyorlar. Efendim? Neyi var? Öyle mi? Hemen geliyoruz. Ne olmuş? Hastanedeymiş. Tedavi altına almışlar. Osman amca korkuttun bizi. Ya kızım sen misin yine? Hep de bize çalışıyorsun evladım. Baba. Baba iyi misin? Baba bizi affet. Cahillik ettik. Senin kıymetini bilemedik. Bizi affet baba. İşlerin bu raddeye geleceğini tahmin edemedik. Hakkını helal et. Helal olsun. Küçükler hata yapar. Büyüklere her zaman affetmek düşer. Artık torununla ve bizimle aynı evde yaşayacaksın. Ha? Torun mu? Haberin iyisini sona saklamışsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.